STV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar. 18.30'u gösteriyor vakitler ve Türkiye'nin Eskişehir'in de gündeminde olan bir başlıkla başlıyoruz bültenimize. Tam kapanma. Aslında görünen köy kılavuz istemiyor da diyebilirdik. Çünkü geride kalan süreçte test sayıları düşük olmasına rağmen vaka sayılarında Avrupa'nın ve dünyanın büyük bir yoğunluğunu bünyemizde barındırıyorduk. Kısmi belki de süreç bir parça işe yaramış gibi gözükse dahi istenilen oranlarda olmayınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Perşembe günü başlayacak olan tam kapanma yasağıyla ilgili kararları dün akşam Türkiye kamuoyuyla paylaştı. Önceki uygulamalardan farklı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan bayramı sonrasına kadar sürecek yeni COVID-19 tedbirlerini açıkladı. 29 Nisan'la 17 Mayıs arası tam kapanmaya geçiyoruz dedi. 29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek, şartlara uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları %50 kapasiteyle çalışabilecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki uygulamalardan farklı olarak bu defa alınan tedbirleri de sıraladı. Bu defa konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecektir. Uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacaktır. Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Erdoğan, tarım sektöründe çalışanların faaliyetlerini salgın tedbirlerine uygun şekilde yürütebilmesi için gereken düzenlemelerin ayrıca yapılacağını da sözlerine ekledi. Şimdi tabii her kısıtlama ve yasak kararının ardından bir takım tartışmalar başlıyor. Bu kararın ardından da tartışmalar yine kendini gösterdi. Haklı tartışmalar bir kısmı. Çünkü kararlar ve uygulanış biçimiyle ilgili neden bilmiyoruz ama her seferinde bir takım boşluklar ve soru işaretleri bir türlü doldurulamıyor. Şimdi tam kapanma dediğimiz uygulama yerinde bir uygulama. Çoktan aslında bu uygulamayı hayata geçirmemiz gerekiyordu. Ramazan'ın başında hani bir önceki kısmi süreçte hayata geçirmiş olsaydık, şimdi yavaş yavaş sonuna doğru geliyor olacaktık ve emin uzmanlar da böyle dile getiriyor. Eminiz ki vaka sayılarında ciddi bir azalma olacaktı. Neyse, geç olsun güç olmasın diyelim. Daha fazla hasta ve daha fazla can kaybı olmadan umarım işe yarayacak bir şekilde sonuçlandırırız bu uygulamayı. Ama gelin görün ki kararın hemen akabinde bir muafiyet listesi yayınlandı. Yani bu 17 günlük süreç içerisinde bu yasak kapsamına girmeyenler. Öyle bir liste ki sayfalar dolusu. Oku oku bitmiyor. Okuduğunuz zaman da acaba bu yasak kimin için diye ya da neresi tam kapanma diye düşünmeden edemiyorsunuz. Çünkü o kadar çok muaf iş grubu veya kişi tanımı var ki sokaklarda yine bildiğiniz insanlar olacak, caddelerde araçlar olacak. Bununla ilgili handikaplar, bununla ilgili soru işaretleri bir tarafta duruyor. İkinci soru işareti aslında hepimizin bir şekilde hem rahatsız olduğu hem de maalesef bilinçsiz davrandığı bir başka konuda
Hafta sonu kısıtlamalarında ve akşam 19'dan sonra ortaya çıkan tablo manzara. Hani herkesin eline bir vize gibi bakkal ya da market poşetini alıp ihtiyacı olmasa da bir parça hava alayım diye kendini dışarıya atması. Dolayısıyla hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen sokakların bildiğiniz cıvıl cıvıl kalabalık içinde olması. Ya da insanlar bir araya gelmemeli, sosyal mesafe olmalı derken bir bakıyorsunuz apartman sitelerinin bahçesinde masalar kurulmuş, işte çaylar demlenmiş, küçük çaplı belki iftar organizasyonları gerçekleşiyor. Ya da okullar tehlikeli, okullarda büyük sıkıntı var diye çocuklarımızı riske atmayalım diye okullar kapansın diyoruz ama spor tesislerine bakıyoruz ya da semtlerdeki spor alanlarına bakıyoruz, parklara bakıyoruz. Yine kalabalık gruplar halinde çocuklar buralarda da zaman geçiriyor. Dolayısıyla yasak kadar uygulanma biçimi, denetlenme biçimi, yaptırımları ve cezalarını da ihmal etmememiz gerekiyor. Yoksa olan, görüyorsunuz, esnafı oluyor. Esnaf, hep dile getiriyoruz. Geçen sene ya da önceki senelerde özellikle dayanışma ayı dediğimiz Ramazan ayında fitresini veren, zekatını veren, yoksullara, ihtiyaç sahiplerine yardım eden bir berekete sahipti. Ama bir sene bir aydan fazla oldu. Artık onlar desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Artık onlar açık ve net bir şekilde idare edemiyoruz diyorlar. Bu yaptırımlarda da en büyük çileyi onlar çekiyor. Akşam 19'dan sonra da ben her gün haber bitiminde 19'u geçiyor saatler yollara bakıyorum. Yollarda o kadar çok araç var ki. Hani bu kadar insan acaba gerçekten muaf olduğu için mi dışarıda? Yoksa hani görüyoruz halinden, duruşundan, aşağı yukarı tavrından kolayca alınabilen izin kağıtlarından mı tedarik edilmiş? Hani bir işletme var, o işletme yasaktan muaf ama kaşesi ve imzasıyla çok kişiye de yakınına, tanıdığına izin kağıdı verebiliyor. Böyle bir tablo mu var? İşte bunların iyi denetlenmesi gerekiyor ki biz tam anlamıyla bu illeti kontrol altına alabilelim. Yoksa daha çok can yanmaya devam edecek. Hem sağlık hem açlık, vebale girmeyelim ne olur. Devam edelim. Tabii yansı dedik, tartışmalar dedik. Esnaf bu anlamda ne düşünüyor? Yani bu açıklamaların ardından kendiyle ilgili düşünceleri neler? Bunun bir sonuca varacağını düşünüyor mu? Bu süreç içerisinde ödemeler ne olacak? Nasıl gerçekleştirilecek? Onların da kafasında bin türlü soru var. Haberimizde izleyelim o detayları da. Artan COVID-19 vakaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Nisan Perşembe saat 19'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 5'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. Fakat esnaf destek paketi olmadan açıklanan bu tam kapanmadan memnun değil. Ekonomik destek paketi olmasa bile çek, senet gibi banka ödemelerinin ertelenmesi gerektiğini söyleyen esnaf artık ceplerinde para kalmadığını, esnafın bitik durumda olduğunu ifade etti. Tam kapanma çok talihsiz bir açıklama. Bütün sektörler açık. Sadece 5-6 sektör kapalı. 5-6 sektörün tekstil sektörü, ayakkabı, çanta sektörü, bir de milyoncu dediğimiz arkadaşlar kapalı. Ama bankalar açık gördüğünüz gibi. Şu karabalık sabah 9.30'dan beri başladı. Şimdiye kadar devam ediyor. Şarküterler biliyorsunuz yine çektiniz. Her taraf sıra kuyruk. Ama bize geldi mi kapalı. Sanki biz virüsü bulaştırıyormuşuz gibi bir algı var insanlarımızda. Bakabilirsiniz dükkanın içinde. Saat kaç şu an? Saat 12. Daha siftamız yok. Zaten akşama kadar bize giren müşteri sayısı belli. 20 kişi, 30 kişi, 40 kişi. Zaten onunla biz mesafeli alıyoruz. Yani bunu biz doğru görmedik bu kapanmayı. Keşke böyle olmasaydı, tam kapanma dediğimiz tamamen kapansaydı. Ay sonu bizim çeklerimiz var, senetlerimiz var. Hafta içi bizim kredi ödemelerimiz var. Bunları biz nasıl yapacağız? Dükkanlarımız kapalıyken biz bunları nasıl yapacağız? Bir destek paketi bekliyor muydunuz bu tam kapanmayla beraber? Bir ya, destek paketi açıklanmadı çünkü. Mutlaka bekliyorduk. Destek paketi diye bir şey yok. Zaten pandemi başladığından beri yok. Sadece bir işsizlik maaşı veriliyor. O da bizim personellerimize veriliyor. Başka hiçbir desteğimiz yok. Zaten biz nereye gitsek bütün kapılar kapandı küçük esnafa özellikle. Yani keşke biz esnaf olarak bunu istiyorduk. Keşke bankalar bütün çek, senet ödemeleri, kredi ödemeleri dursaydı. Madem destek vermiyorsun bari bunu kapat. Hem destek vermiyorsun hem bunları dağıtıyorsun. Yani şu an esnafta para yok. Esnaf zaten bitik durumdaydı. Esnaf şu an tamamen bitti. Tam kapanma biz de istiyorduk sağlığımız için. İşlerin bir an evvel açılması için ama tam kapanmanın bazı maddeleri eksik. Biz kapalıyız, bankalar açık.
Biz bu kapalı olduğumuz süre boyunca çeklerimizi, senetlerimizi nasıl ödeyeceğiz? Yani biz kapalıyız. Evimizin elektrik parasını ödemek zorundayız. Elektriği ödemezsek elektriğimiz kapanacak. Yani bunlarla ilgili bir çözüm üretildi mi? Hayır. Bir destek paketi açıklanmadı. Bir destek bekliyor muydunuz bu kapanmayla ilgili? Yani bizim beklediğimiz maddi bir beklentimiz yok ama en azından ödemelerin durdurulmasıydı. Biz devletten hiçbir zaman bir para beklentisi için olmadık. Ödemeler dursaydı, yani bu esnaf en önemlisi çekini, senedini nasıl ödeyecek? Çok sıkıntılı yani. Sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor. Dünya genelinde bir hastalık olduğu için olması gereken bir şey ama şimdi bunun bir de maddi tarafı var. İnsanların geçim kaynağı var. Mesela biz esnafız. Bizim ayda 10 milyar, 15 milyar kira giderlerimiz var. Ekstradan. Tabii bayağı kötü etkileyecek bizi. Bunun artık devletin bir çözüm bulması lazım. Mesela sigorta borçları, vergi borçları şu anda ne durumda onu bilmiyoruz. İnsanlar vergi ödeyecek. Bir tarafta da kapanma var. Bunların hepsinin devletin çözülmesi lazım. Destek paketi açıklanmadı. Siz bir destek paketi bekliyor muydunuz bu tam kapanmayla birlikte esnafa? Ya şimdi şu anda açıklamadı ama açıklaması gerekiyor. Geçen sene de mesela açıklanmadı ama bir hafta 10 gün sonra parti parti açıklandı ama yeterli değildi. Dünya genelinde baktığın zaman Türkiye çok böyle şeyde kalıyor. Vatandaşa olan desteği çok geride kalıyor. Esnaf bu yönde dertli. Bankalar açık, işlemler devam ediyor. Dolayısıyla her şey kapanmadığı için biz mağdur oluyoruz diye altını çiziyor ve destek bekliyor. Peki vatandaş? Vatandaş bu kısıtlamayla, tam kapanmayla ilgili ne düşünüyor? Gelin bir de onların düşüncelerine bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan tam kapanma açıklamasının ardından kararı değerlendiren Eskişehirliler, tam kapanma kararının doğru ve yerinde bir karar olduğunu belirtirken, temasın önüne geçilmesi için kısıtlamanın daha sıkı bir şekilde uygulanması gerektiğini söylediler. Ancak tam kapanmayla birlikte özellikle günlük yemeğe ile geçinenler ve küçük esnaf için de bir destek paketinin açıklanması gerektiğini ifade ettiler. Tam kapanma çok iyi olacak. Ülkemizin geleceği çok önemli. Bunun için iyi olacak yani. Geç kalındı mı diyorsunuz yani? Evet, biraz geç kaldık. Biraz geç kaldık. Biz aşımız olduk, çok mutluyuz. Allah nasip ederse yarın da ikinci aşımız olacağız. Sağlıklı günler diliyorum tüm halkımıza. Şimdi bu tam kapanmayla beraber ekonomik sıkıntı yaşayacak insanlar da olacak. En azından bu tam kapanmayla beraber ekonomik bir destek paketi de açıklanmalıydı diyen de var. Siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Esnaflarımıza hükümetin destek yapması gerekiyor. Bu 15 gün çok fazla yani. Yani ne bileyim, dükkanların hepsi kapanacak. Herkesin kira derdi var, borcu var. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu tam kapanma gelmeli miydi? Sizi nasıl etkileyecek bir vatandaş olarak? Biz etkilerine bayağı oldu. Biz hiçbir şeyden faydalanamadım kızım ya. Ben kısa çalışma ödenekten de faydalanamadım. Çünkü sigortam yetmemiş. O yüzden oğlum askere gidecek. Hiçbir şeyden faydalanamadım. Bir gelirimiz yok. Bilmiyorum. Bir evim var. Kuru evde. Karın doyurmuyor, ne yapacağız bilmiyorum yani. Nereye başvurmamız lazım? Bir yıldır zor durumdasın. Bir yıldır, evet. Bir yıldır. Ne yapmamız gerek? Kime başvur? Sosyal yardımlaşmaya gittim, hiçbir şey yok. Biz bu milletin, devletin insanı değil miyiz? Destek bekliyorsunuz. Evet, destek bekliyoruz tabii ki de. Bir yardım. Biz milyarları, trilyonları versin demiyoruz yani. 17 gün daha da zor olacak mı sizin için ya da nasıl ne geçireceksiniz? Ne kadar Ramazan mübarek günde. Ben geç bile kalındığını düşünüyorum. Bence bu geçen sene Kurban Bayramı tatilinde yapılmalıydı aynı bu işlem. Çünkü bana kalırsa geçen sene Kurban Bayramı'nda serbest bırakıldı millet. Pikniklere gitti, gezmelere gitti. O günden sonra bir daha zaten ülkemizde bu salgın toparlanmadı. Yani o gün biz bu tabiri caizse dananın kuyruğunu koparttık yani. O günden beridir de toparlanmıyor. Bence doğru, bence daha serbest bile yani. Daha da sıkılmalı diye düşünüyorum. Bilmiyorum, bilim kurulu falan bence insaflı davranıyor yani. Bu ülkemizde bitmez ya, bu hastalık bitmez. Temas çok. Temas olduğu sürece bunun içinde bu kısıtlamaların daha da artması gerekli diye düşünüyorum. Ekonomik destek paketi de açıklanmalı mıydı sizce bu tam kapanmayla beraber? Şimdi ben kamu personeliyim. Allah şükür ayın 15'inde tıkır tıkır maaşım yatıyor. Ben hissetmiyorum. Açık konuşayım. Ben hissetmiyorum. Ama hisseten vatandaşlarımız çok ülkemizde. Bunlar için bir destek olmalıydı. Olmalıydı. Yani geç bile kalındı yani destek konusunda. Bilmiyorum, bilerek mi yapılıyor yoksa gerçekten para mı yok ki, ben hazinede para olmadığına inanmıyorum.
Yapılmalı ama yani. Yazık çünkü bu millete yazık. Yarım geç kalındığını düşünüyorum. Daha erken kapanılsaydı belki hastalık bu kadar ilerlemezdi. Üzülüyorum şimdi. Esnaf için üzülüyorum. Günlük kazancı olanlar için üzülüyorum. Emekliler, karı koca emekli olan, evi olan rahat. Maaşını alacak ama diğerleri için çok zor. Evet, bir destek paketi de açıklanmalıydı diyen de çok yine. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir destek paketi açıklanmalı mıydı? Açıklanmalıydı ama açıklanmalıydı tabii ki. Yani diyorum işte günlük kazancı olanlar için çok üzülüyorum. En azından onlar için bir ek kazanç istiyorum. Küçük esnaf için istiyorum. Şimdi vergi borçları yığıldı. Onu ödeyemedi vatandaş. Takside bağlattı. Bu durumda onu da ödeyemiyorlar. Küçük esnafın durumu da kötü. Biz bile yani küçük bir iş yerimiz var, kapatmak üzereyiz. Tam kapanma olmalı ama bir destek de olmalı. Bir destek kesin olmalı. Şimdi kabahatin bir kısmı da bizde. Niye diyecekseniz sıradaki haberi izleteceğim sizlere. Karar açıklandı ve Perşembe saat 19 itibariyle yürürlüğe girecek. Yani yarın ve Perşembe günü de alışveriş yapabilmek için önümüzde bir zaman dilimi var. Ancak sanki bu akşam başlıyormuş gibi vatandaş hemen bankalara ve gıda ürünleri satan dükkanların önüne yığıldılar, uzun kuyruklar oluşturdular. Artan COVID-19 vakaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tam kapanma açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamaya göre 29 Nisan Perşembe günü saat 19'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 5'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Alınan tam kapanma kararı öncesi Eskişehir'de vatandaşlar bankaların ve gıda ürünü satan dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Alışveriş için çarşı merkezine gelen vatandaşlar özellikle Hamam Yolu ve 2 Eylül caddelerinde yoğunluğun oluşmasına neden oldu. Haftalık risk haritası biliyorsunuz tedirgin bakıyoruz son dönemlerde bu haritaya. Çünkü Eskişehir epey bir aşama kaydetti. Yani olumsuz yönde çok büyük bir ilerleme yaşadı. 23 Nisan'a kadar olan 17-23 Nisan tarihleri arasındaki yeni haritayı da Sağlık Bakanlığı açıkladı. Belki yetmez ama diyebileceğimiz ufak bir gelişme var. Hızlı çıkıyorduk merdivenleri, basamakları. 600'ü aşmıştık haftalık oranlarda. 100 bin kişideki oranımız 600'ün altına düştü. 535,87'ye geriledi. Şimdi yine komşu illerde ya da Türkiye'nin başka noktalarına bakıyoruz. Düzelmeler oralarda da kendini gösteriyor. Yani 100 bin kişideki vakalar işte Karadeniz'de, Eskişehir'le aşağı yukarı aynı seviyede olan diğer şehirlerde de inmiş durumda. Ama Eskişehir'de o riskli bölgeden biraz uzaklaştığı için diyoruz. Devamında önümüzdeki hafta, bir sonraki haftaki haritalarda tekrar başladığımız noktaya, hatta daha altına, o düşlediğimiz mavi tablonun içerisine, az riskli şehirlerden biri olma yoluna doğru ilerleyeceğimizi umuyoruz, umut ediyoruz ve devam ediyoruz bültenimize. Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ziyaretlerine devam ediyor. Esnaf için bir destek paketi açıklanmadı karar kapsamında ama Utku Çakırözer bir kahvehane işletmecisini ziyaret etti. Sinan Yıldız'ı ziyaret etti ve esnaf için acilen destek paketinin devreye sokulmasını istedi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Şirintepe Mahallesi'nde kahvehane işletmecisi Sinan Yıldız ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Çok zor durumdayız. Yani bunu anlatmak bitiremiyoruz ama çok büyük bir katkı bulamıyoruz. Aldığımız emekli maaşı da olsa, şeyimiz de olsa direkt kiraya gidiyor, muhasebeye gidiyor, vergiye gidiyor. Yani. O yüzden hakikaten çok zor durumdayız. Ziyarette tam kapanma kararı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan milletvekili Çakır Özer, bir an önce tüm esnaf için acil destek paketi açıklanması gerektiğini söyledi. Devletin daha fazla yardım göndermesi lazım, vermesi lazım. Her türlü borcunu, kredi ödemesini, kirasını, primini, vergisini vesairesini mutlak surette aylar değil belki birkaç yıl ötelemek lazım. Kredi borçlarının faizlerinin silinmesi lazım. Kira yardımı yapılması lazım. Çalıştırdıkları, yanlarında çalıştırdıkları işçilerin mutlak surette işte sigortalarının ödenmesi, maaşların ödenmesi konusunda katkı lazım.
Üzücü bir haber var sırada. Eskişehir'in tanınmış simalarından, eski milletvekillerinden, bir ara Cumhurbaşkanı adaylığı için de biliyorsunuz kendini göstermişti. Türkiye siyasetinde de renkli simalardan biri olarak anılırdı. Ama aynı zamanda Eskişehir'in en hayırsever kişiliklerinden birisiydi. Maalesef koronavirüs 93 yaşında onu da aramızdan aldı. Mail Büyükerman vefat etti. Eskişehir'in tanınan simalarından olan ve 21. dönemde Eskişehir Milletvekilliği yapan Mail Büyükerman, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mail Büyükerman'ın eşi Zemine Büyükerman'ın da COVID-19 hastalığına yakalandığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Mail Büyükerman ve eşinin ilk tedavisinin ardından yoğun bakımdan çıkarılıp servise alındıkları, ancak koronavirüs testi negatife dönen Büyükerman'ın başka rahatsızlıklar sebebiyle kötüleşerek yeniden yoğun bakıma alındığı bildirildi. 93 yaşında olan Mail Büyükerman, tedavi gördüğü Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şimdi Sivrihisar'a Bahçecik mahallesine gideceğiz. Bu mahallede bir internet sorunu var uzun zamandır ve çözülemiyor. Pandemide, yani internetin en ihtiyaç duyulduğu dönemde, çocuklar uzaktan eğitim için bile internetten istifade edemiyorlar. Dolayısıyla mahallede yaşayanlar, köyün sakinleri yetkililerden çözüm bekliyor. Bununla ilgili de bir açıklama gerçekleştirdiler. Şimdi ona kulak vereceğiz. Sivrihisar'ın Bahçecik Mahallesi sakinleri çekmeyen internet nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Yaşadığımız 21. yüzyılda ortaçağ yaşamaktan sıkıldık. Yaşadığımız teknoloji döneminde her evde internet olan ülkemizde, mahallemizde bir internet değil bir telefon bile zor çekiyor. Sıkıntılarımızla kimse ilgilenmiyor. Biz Bahçecik Mahallesi olarak bu dönemde yalnız başımızdayız. İki senedir başvurmadığımız durum, ulaşmadığımız vekil kalmamıştı. Ama hala daha yalnızız ve sesimizi duyan herkes arkasını dönüyor. Özellikle içerisinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinde öğrencilerin teknolojiden faydalanamadıkları için uzaktan eğitim sürecine katılamadığını belirten mahalleliler, yetkililerden bir an önce bu soruna bir çare bulmalarını bekliyor. Buradan bütün şehrimizin ve ülkemizin büyüklerine sesleniyoruz. Biz çok mağduruz. Öğrencilerin uzaktan eğitimden ve teknolojiden çok mağdur. Mahallemiz gençleri uzaktan eğitime katılamadıkları için derslerinde başarısız oluyorlar. Köyümüzün kenarında ya da evimizin dışından başka yerde internet çekmiyor. Çocuklarımız soğukta eğitim görmeye mecbur bırakılıyor. Soruyorum sizlere, sizlerin ya da yüksek mevkilerde tanıdıkları olanların olduğu yerlerde neden bulunamıyor? Neden bizleri duymuyorsunuz? Neden hala daha mağduruz? Neden biz hep dışlanıyoruz? Bu duyguyu hissetmemesi lazım gençlerin. Neden diyor biz dışlanıyoruz, neden bizim sesimiz duyulmuyor, bu mağduriyeti yaşıyoruz? Lütfen yetkililer, ilgililer bu gençlerin sesine kulak versinler. Arıköy'le devam edelim. Odun Pazarı Belediyesi'nin halkçı uygulamalarından biri. Arıköy'de hem eğitim gerçekleştiriliyor hem de önemli bir üretim yapılıyor. İşte üretilen ballar başka bir hayra daha imza atıyor. Halk market aracılığıyla vatandaşlara dağıtılıyor. Baktıkça hayran kalıyorum ben bunlara. Halk market uygulamasıyla sosyal belediyecilik anlayışını değiştiren Odunpazarı Belediyesi, kırsal kalkınmaya yardımcı olmak için başlattığı Arıköy'ünde ballarını toplamaya başladı. Bak, içindekiler boşaldı şimdi bak. Şimdi tersini koyuyoruz. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından arıcılık eğitiminin verildiği Arıköy'den hasadı gerçekleştirilen 532 kavanoz bal, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatıyla belediyenin sosyal belediyecilik uygulamalarından biri olan Halk Market'te ihtiyaç sahibi vatandaşlara veriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaş ve pandemiden dolayı dükkanını açamayan Odunpazarı esnafı, her ay yüzlerce ürün çeşidi arasından kendilerine ücretsiz olarak temin edilen halk ve esnaf kartla Halk Market'ten alışveriş yapıyor. Vatandaşların alışveriş yaptığı ürünler arasında Arıköy'de üretilen organik ballar da bulunuyor. Önceden Anadolu Üniversitesi'ne bağlıydı, daha sonra Eskişehir Teknik Üniversitesi çatısı altında faaliyetlerine devam etmeye başladı. Eskişehir, Türkiye'nin pilotlarını işte sivil havacılık pilotaj bölümünde yetiştiriyor. Gökyüzünde 34 yıldır Eskişehir'den mezun olan pilotlar bizleri gururlandırmaya devam ediyor.
Yaklar approach. Eskişehir Anadolu Üniversitesi bünyesinde 1986 yılında kurulan pilotaj bölümü, geleceğin pilotlarını yetiştirmeye devam ediyor. Kuruluşunun ardından Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne devredilen bölümden 34 yıl içerisinde 500'ün üzerinde öğrenci pilotluk eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun oldu. 86 yılında kurulan okulumuz yaklaşık 34 yıldır başarıyla bu eğitimi sürdürmekte ve 500'ün üzerinde şu ana kadar öğrenci mezun ettik. Buna Türk Hava Yolları ve diğer kurumların kursiyerleri de dahil. Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği kriterlere uyan ve üniversite sınavında gerekli puanı karşılayan öğrenciler pilotaj eğitimi almak için başvurabiliyor. Bölümde eğitimler tamamen ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Örgün eğitim alan pilot adayları yaklaşık 230 saatlik pratik uçuşun ardından eğitimlerini tamamlıyor. Kombir, one to one decimal. Öncelikle zaman kontrolü gerektiren bir süreç. Zorlukları var ama tabii uçuştan da zevk aldığınız için bu zorluklar sizi çok yıldırmıyor. 5 yıllık üniversite eğitiminin hem akademik taraflı, teorik, hem uluslararası meydanımızda yaptığımız uçuş eğitimlerimizde pratik taraflı oluyor olması. Bu tabii ki insana hem bilişsel olarak hem fiziksel olarak bazı farklı sorumluluklar yüklüyor. Propeller and spinner check. Birazdan iftar sevinci başlayacak. Saat 20.30'da Açıkça programındaysa bugün esnafın temsilcileri STV ekranlarında Açıkça programının konuğu olacaklar. Lokantacılar Odası Başkanı, Emlakçılar Odası Başkanı ve Kahveciler Odası Başkanı sevgili Ali Baş ve Meltem Karakaş'ın sorularını yanıtlayacak. Belki de bu tam kapanma süreci ve pandemiyi en net şekilde aktaracaklar sizlere. Ben Soner Yüksel. Teşekkür ediyorum bizlerle olduğunuz için. Tekrar görüşünceye dek de esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.